Sayın Bakanım, çok değerli konuklar, çok sevgili, çok değerli hemşerilerim. Hepinizi en içten duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun zamandan beri bir araya gelemediğimiz hemşerilerimizle bu vesileyle bir araya gelmekten dolayı da son derece mutlu olduğumuzu bir kez daha burada huzurlarınızı ifade etmek istiyorum. Daha önce de çeşitli çalışmalar vesilesiyle bir araya geldik. Ülkemizin kalkınmasına paralel bir şekilde Kayseri'mizin de gelişmesine ilişkin projeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugün de burada huzurlarınızda inşallah ulaşımda bir aşama sağlayacak olan bu yeni terminal binasının temelini atmak suretiyle gerçekten geleceğe ciddi bir yatırım yapacağımıza inanıyorum. Bu gerçekten önemli. Karada, denizde, havada ulaşım her şeyden önce gelmekte. Dolayısıyla bazıları buna farklı yaklaşsalar da ulaşımın ekonomide temel olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve dolayısıyla bu manada yapılan bu çalışmanın da bizler için, Kayseri için, bölge için ve tüm ülkemiz için çok önemli bir adım olduğunu da hep beraber göreceğiz, görüyoruz. Burada tabii bugün biraz sonra bir başka atılım daha yapılacak. Temel atma töreni daha yapılacak. Bunların çok önemli olduğu da yine orada ifade edeceğiz. Kayseri gerçekten bölgemizde sadece tarihiyle, kültürüyle değil, aynı zamanda başta savunma sanayi olmak üzere konularda gelişmesiyle, ekonomideki gelişmesiyle, ekonomiye katkısıyla gerçekten her zaman bölgede parlayan bir yıldız olarak ortaya çıkmakta. Ve inanıyorum ki bu ve benzeri yatırımlarla ekonominin desteklenmesi, ekonominin gelişmesi mümkün olacak. Ve bu yine bölgeye yansıyacak, tüm çevreye yansıyacak ve dolayısıyla da ülkemizin gelişmesi için önemli olacak. Bu tabii gelişmelerle alakalı olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde, teşvik ve desteğiyle yapılan bu yatırımlar gerçekten önemli. Dolayısıyla başta zatenlerinde olmak üzere Sayın Bakanlarımıza, Bakanımıza, bundan önceki Bakanımıza, bu konuda emeği geçen herkese, Kayseri'deki valimize, belediye başkanımıza bu çalışmalardaki katkılarından dolayı da gerçekten şahsım ve sizler adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumlulukları büyük. İster COVID-19 olsun, ister bir başka vesile olsun, bütün bu musibetlere karşı, engellere karşı hiçbir şekilde durmak yok, yola devam şeklinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Bugün Kayseri'de, ertesi gün bir başka yerde Sayın Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız başta olmak üzere bu yollar ve diğer ona benzer konularda yatırımlar sürekli devam etmekte. Ve bunu inşallah gece gündüz demeden çalışmak suretiyle sonuna kadar götüreceğiz. Burada önemli olan en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı güvene layık olmak esasından hareketle en önemli olan husus sizlerin güveni, sevgisi, duası. Dolayısıyla biz milletimizle beraber omuz omuza çalışmak suretiyle onların sevgisinden, güveninden, duasından ilham almak suretiyle çalışmalarımızı artarak devam ettireceğiz. Burada tabii biz sadece yaptığımız çalışmalarla ülkemizle alakalı ekonomik çalışmalar değil, aynı zamanda gerçekten etki ve ilgi alanı genişleyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde gerçekten çevredeki tüm dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeyle, birçok coğrafyayla yakın ilişki içinde bulunuyoruz. Yakın zamanda bildiğiniz gibi Azerbaycan'daki olayları yakından takip ettiniz. Oradaki Azerbaycan Türkü'nün 30 yıldan beri çektiği eczayı, cefayı ve Ermenistan'ın işgalini Azerbaycan'ın kahraman ordusu oradaki yaptığı çalışmalarla son vermiştir. Bu konuda Türkiye olarak daima Azerbaycan Türk'ün haklı davasının yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bazıları bu olayı son derece çarpık bir şekilde takdim ediyorlar. Hem Türk basınında hem dünya basınında buna rastlıyoruz. Bu tamamen yanlış. Hiçbir şekilde Azerbaycan ordusu oradaki bölgeyi, şehirleri yakıp yıkmadı. Tam tersine Ermenistan şehirleri, il ve ilçe, bütün yerleşim birimlerini yakmak ve yıkmak suretiyle oradaki insanlara, oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü eza cefayı 30 yıl boyunca yaptılar. Ve hatta 27 Haziran'da biliyorsunuz daha da ileri götürmek suretiyle oradaki diğer toprakları da Tovuz dahil işgal etmeye teşebbüs ettiler. Buna karşılık Azerbaycan ordusu dur dedi ve sonunda da çok şükür bu noktaya gelindi. Ve bu konuda Türkiye ile yakın işbirliği içinde Azerbaycan'da çalışmalarımız devam ediyor. Bu konudaki çalışmaların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği karar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri de resmen Azerbaycan'a gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde inşallah bölgeye intikal edecekler. Ve oradaki en önemli konulardan biri de yine insani konular. Ermenistan her tarafı yakıp yıktı. Bunların hepsi görülüyor.
Hepsi tefsik edildi. Hepsi kayıt altında. Yapılabilecek her türlü kabalığı, barbarlığı yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. İlaveten de gittikleri yerde her tarafa geriye bir sürü mayın, bir sürü el yapım patlayıcı bırakmak suretiyle bundan sonra gelecek çoluk, çocuk, kadın, kız ne kadar masum insan varsa onların hayatına kastediyorlar. Türkiye'den gelecek Mehmetçik bu konuda da Azerbaycanlı kardeşlerimize gerekli yardımı sağlayacak ve inşallah oradaki bu mayın vesaireleri toplayıp, derleyip, çıkarmak suretiyle, etkisiz hale getirmek suretiyle kardeşlerimizin herhangi bir şekilde zarara, ziyana uğramasını önlemeye çalışacağız. Sonuç olarak ülkemizde ve tüm kardeş coğrafyada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biz biliyoruz ki ülkelerimiz, devletlerimizin, bizlerin görevi, birinci görevi ülkemizin bekası, kardeşlerimizin bekası, diğer ikinci görevimiz de refahı, milletlerin refahı. Bu konuda yapılabilecek ne varsa içeride refah konusunda bu tür yatırımlar, dışarıda Azerbaycan'da olduğu gibi beka konusundaki çalışmalarımız da aralıksız sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla inşallah sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Allah utandırmasın diyoruz. Sağ olun, var olun. Bugün buradaki temin atacağımız yeni terminal binasının da gerçekten önemli bir adım olacağından, ülkemize, Kayserimize çok ciddi bir katkı sağlayacağından hepimiz eminiz. Bu konuda emeği geçenlere, bu konuda direktif veren Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, önceki bakanımıza ve bütün buradaki görevli arkadaşlarımıza katkılarından dolayı bakanlıktaki arkadaşlarımıza en içten dileklerle saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.